İsmül fail, ismül mef'ul konusunu işliyoruz. Alıştırmalar kısmına gelmişiz. Şu fiillerden ismül fail yapacağız. İsmül fail gördünüz mü? Aklınıza bir kere şu gelsin. Kesinlikle sondan ikinci kelime kesra. Şey ikinci harf. Şu son harf olsun. Sondan şu ikinci harf kesralı olacak. Bunu bilelim. Diğer harflerin durumu artık bunu. Eğer dört harfli bir fiilden gelmişse mim ve dammesini unutmayacaksınız. Üç harfli ise bu birinci harften sonra bir elif geliyor. O şekilde hatırlayalım. Yani ismül fail deyince mutlaka bu kesriyi hatırlayın. Mesela saddaka, musaddik. Bakın dört harfli olunca mimli konuşacağım. Sad, dal, dal, kaf. Dört harflidir. O zaman mu ile başlayacağım. Musaddak diyemem çünkü dedim ya kesralı olacak. Son harf kaf, ondan önce kesralı olacak. Musaddik. Evet. Ahsene 1 2 3 4 4 harfli. Muhsinu. Bak muhsinun yine sondan ikinci harf kesra. Bu şekilde çok kolay oluyor. Bak ib tekere kaç harflidir? Yine 3 harften fazla. Yine mu ile başlayacağım. Bu şöyle bir özelliği var bunun. Elifle başlayanlar elif gider. Onu dikkat edelim. B'ye yapıştıracağım mimi. Mub te kiru. Evet bak sondan ikinci harf keftir. Onu kesre yaptım. Mub te kirun. Terceme mu ter cimun. Türkçedeki mi tercim oradan geliyor. İsmi faildir. Tercüme eden. Hendese mu hen mu'yu getireceğim başına bir kere. Mu'yu hiç unutmayın. Çünkü dört harfli. He. Yani ha, na, ha, nun, dal, sin. Dört harflidir. Hemen mu'yu getir. Muhendes diyemem. Muhendisun. Sondan ikinci harf. Kesra. Zor gibi görünüyor. Zor değil. Bakın. Mutahassisun. Evet. Efsede. Yine dedim ya başta hemze görürseniz onu atın. 1, 2, 3, 4 harflidir. Mu ile başlayacağım. Mufsidun. Müfsid. Türkçede de var. Müfsid. Fehime. Heh. İşte bu kaç harfli? 1, 2, 3. Bunun kalıbı mu ile başlayamazsın. Birinci harfle başlayacaksın. Fahim. Fahim. Anlayan. Fa'il vezninde. Katip. Katil, calis, fatih. Burada hatırlayın. Üç harf. Sani'un. Dört harf. Kaf, elif, te, lam. Nasıl başlayacağım? Mu ile. Katele. Mukatilun. Bu te'yi hemen kesre yaptım. Öncesi değişmiyor. Evet. Temetta'a. Kaç harf? Beş harf. Bir, iki, üç, dört, beş. Mu ile başlayacağım. Mutemmetti'un. Mutemmetti'un. Esleha dört harf. 1, 2, 3, 4. Yine demiştim. Başta hemze olunca atın. Muslih. Türkçe'de de var. Muslih. Esleha den. İşte altı harfli bir fiil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine elif gördüğünüz, hemze gördüğünüz mü? Atın. Mus. Mu ile başlıyoruz. 4, 3 harften fazla olanlar mu ile. Mus. Ten sirun. Bu şekilde değişik bir teknikle sonuca ulaşmaya çalıştım. Ha bu bilgiyi bilirseniz yani ismül faile çeviremeyeceğiniz fiil yok. İsmül mef'ul ise şu sondan ikinci harf var ya o kesra değil bu sefer fetha oluyor. Farkı budur ismül mef'ulun. Ha üç harflilerde ise mef'ulun vezninde. Mektubun, mes'ulun, işte, meftuhun gibi. Bu da kolay. Hemen bunu da şimdi yapalım. Bakın. Eğlege. Kaç harf? Dört. O zaman mu ile başlayacağım. Bunu atın. Hemze atılır başta. Muğlak. Muğlik demiyorum. Fetha olacak sonunda. Çünkü ismül mef'ulü işliyoruz. Muğlak. Bunu siz düşünün. Bu fiil mazi değil. Mazide biz bu işi yapıyoruz. Bu muzaridir. Muzari gördünüz mü? Hiç düşünmeye gerek yok. Direkt ye'yi at. Ne olur? Muglikun.
Ha, bunun mazi olduğunu nereden çözdüm? Muzari şey muzari olduğunu nereden çözdüm? Muzaridir ya. Sonu fethalı değil. Sonu fethalı değil. Son dammelidir. Dammeli olanlar muzaridir. Tüm dammeliler muzaridir. Tabii onun başında onun cezmeden yani onun nesbeden bir harf yoksa. Yalın halde illa damme. Yani burada eğer şöyle yapsanız yani bu muy zaten olmuyor. Muyuğlak olmuyor zaten. Dolayısıyla bu muğlik. Yani bu yeyi atın. Bunun gibi yapmayın. Bu mazi için biz bu işi yapıyoruz. Yine bu nedir? Ha bu şeydir. Ben üstteki gibi zannettim. Bu bize direkt tabloyu gösteriyor arkadaşlar. Şöyle mazi, muzari, ismül mef'ul, ismül ve veznini. Kolaydır bunu hemen yapalım. Ağlaka yuğliku, muğlak. Selleme yusellimu, musellem. Bakın fetha. Yine muludur. Mu bunu unutmayın. 4 harf, 3 harften fazla olanlar illa mu ile başlıyoruz. Bareke 4 harftir. B, elif, ra, kaf. Bareke yubariku mübarek. Türkçe'de var. Mübarek. Bayramınız mübarek olsun. İktesebe yine 4 harfli. Yektesibu bakın. Muzaride de bu baştaki hemze atılıyor. İktesebe yektesibu ne olur? Yine mu ile başlayacağımız için mektesibu diyemezsiniz. Muktesibu. Mukteseb tabi kesralı olmayacak. İsmi meful olduğu için. Fethalı. Ve ekele 3 harflidir. Mekul. Mef'ul şeklinde olacak. 3 harfler bunu unutmayın. Bunun vezni başkadır. Ekele ye'kulu bu hiç buna benziyor. Benzemiyor. Me'kulun şeklinde ismül mef'ul. Türemiş fiillerden ismü mef'ul yapmak için türemiş fiillerden. Yani türemiş fiil deyince arkadaşlar 3 harften fazla olan fiilleri anlayın. İsmü mef'ul yapmak için muzarinin başındaki harfin yerine bakın muzarinin başındaki harfin yerine zamme ile harekeli mim. Yani harekesi zamme olacak. Mimin harekesi damme olacak. Ya niye zamme yazıyorlar? Neyse. Sondan bir önceki harfin harekesi eğer zaten fetha değilse fetha yapılır. İşte üçüncü. Birinci şart damme olması. Bu ismi failde de biz bunu yapmıştık. İkinci şart mim olması. Türemiş fiillerde. Üç harften fazla. Üçüncü şart fethalı olması. Örnek mesela yuhricu fiil muzari midir? Evet. Hemen başına mim getir. Muhreç. Fethalı. Yuşarrık. Yuşarrif. Müşerref. Diyor müşerref oldum mesela. Türkçe'de var. Yestakbilu mustakbel. Bu da Türkçe'de var. Mustakbel yani gelecek. Alıştırmalar. Hemen onu yapalım. Bakın fiillerin üçlü mü, dörtlü mü, üç mü, üçten fazla mı olduğuna göre muamele edeceğim. Bakın. İsmi meful yapacağız. İsmi meful deyince hemen sondan bir önceki harfin harekesi fetha olacağını hiç unutmayalım. Burası son. Diğer harfler ise bunu başında bir kere mim olacak. Mu şeklinde onu unutmayalım. Ondan sonra bu şekilde gider. Tabi bu 3 harften fazla olanlar. Katale 3 harftir. Maktulun. Türkçe'de var. Maktul. Lanet 3 harftir. Mel'unun. Lanetli. İntazara. İşte 5 harflidir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen mu'yu getir. Muntezerun. Muntezir değil. Muntezerun. İşte. Fethaya dikkat et. Mu getirdim başına. Kaç harf? 4 harf. Mu getir başına. Muyesserun. Muyesser. Allah muyesser eylesin mesela deriz. Kolay kılınmış. Azzeme 4 harftir. Aynı zı mi? Muazzam. Muazzamun. Yine fethalı olacak ki ismi meful. Yani büyüklenmiş. Muazzam. Türkçe'de de var. İsmi mef'uldür. Büyükleyen değil. Büyüklenen. İstakdama kaç harf? 6 harf. İşte hemze, sin, te, kh, dal mi? O zaman başına mı getir? Tabii şunu unutmayalım. Hemze gider. Mustahdem. Türkçe'de de var. Yani çalıştırılan. Cerrebe 4 harflidir. Mücerrep. Mesela diyoruz bu mücerrep bir duadır. Yani çeker. İstediğin şeyi çeker. Bâleğe 4 harflidir. B, elif. Yok. Evet 4 harflidir. B, elif, lam, gayn. Bâleğe başına mu getir. Mübâleğ. Mübâleğun yani. Levvese 4 harflidir. Mülevves.
Türkçe'de de var. Mülevves yani pislenmiş anlamına gelir. Bunu tabi bunlar şunlar fiillerin manasıdır. Mesela katile öldürdü demek. Lanetledi yani. İşte bekledi intalları. Koyulaştırdı yessere. Büyüttü mesela azzeme. Kullandı istakdeme. Denedi cerrebe. Abarttı balağa. Kirletti lavası. Son burayı da bu tabloyu da inceleyip inşallah çalışmamızı bitirelim. Tablomuzu biraz uzaklaştırırsam öyle zannediyorum. Böyle iyi. Tablomuzu şöyle yapacağız. Ne diyor? Bizden ne istiyor? Bir şey dememiş. Biz düşünelim. Abbasun calisun oturmaktadır. Fil hadikati bahçede. Tahirun katibun yazmaktadır. Kitaben, kitap yazmaktadır. Sadikun naimun uyumakta. Fil gurfeti, odada. Halidun kaimun ayaktadır. Halid tahta şecereti, ağacın altında. Selimun akilun yemektedir. Yani yeme fiilindedir. Taamen, yemek. Bir şeye dikkatinizi çekeceğim. İnşallah onu bir bitireyim bunda. Celilun qari'un celil okumaktadır. Risalet. Şimdi arkadaşlar bu ismül fail eğer ki böyle tenvinli olursa fiil gibi iş yapar. Yani kendinden sonra gelen o etkilenen nesneler gibi algılar kendinden sonraki ismi. Fiil olmamasına rağmen fiil gibi iş yapar. Bakın calisun fiil medresleri bu öyle bir şey yapmamış. Çünkü harfi cerle. Katibun kitaben mesela. Sanki fail yani sanki fiilmiş gibi mef'ulü bih yapıyor bunu. Niye öyle yapıyor? Çünkü bu idafelik durumu yok. Yani kitabın yazanıdır demiyor. Yani yazmaktadır o anlamda. Eğer Tahirun katibul kitabi deseydi kitabın yazanıdır diyecektik. Ama burada fiil gibi iş gördüğü için bunları bakın hepsi nasb etmiş. Ona bu fiile harfi cerler nasbı engelliyor. Bu şekilde bakın burada tehtehine nasbdır. Bu şekilde bir tablo oldu. İnşallah ev ödevi var. Ev ödevine yani biraz vakit az kaldı. Ben de videonun uzamasını istemiyorum aslında ama bunu hızlı bir şekilde onu da bitirelim. Artık bu bitsin. Şu fiillerden ismi fail yapınız. Ezzene müezzin. Yani ezzene nasıl ismi fail yapılır? Dedim ya dört harflidir. Başına mu getir. Müezzinun. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye baştaki elif gitmedi bu sefer? Hemze. Bu hemze ezine yani ezine fiilin üçlü fiilinin aslında var. Ama diğerleri o aslında değil. O asil değil. Bu e hemze üçlü fiilin aslıdır. Ortadaki fiilden bir tane çoğaltarak dörtlü yapılmış. Ziyade olan bu zaldır. Dolayısıyla bu ziyade bir harf değil. Asli harf olduğu için giremez. Muezzin. Evet sondan nundan önceki harfi zal. Onu kesire yapınca ismül fail oluyor. Bakın istansara mustansir. Mu ile başlıyoruz. Tevekkele mutevekkil. Semi'e. Üç harfli olunca. Sami'e. Sami'un. Zeyyene. Dört harf. Müzeyyin. Müzeyyinun. Tabi tenvinli onu ben demiyorum. Siz onu düşünün. Yani dammeli tenvin var sonunda. Derrebe müderribun. Zaleme. Üç harflidir. Zalimun. Zulmetti. Zalim. Zulmeden. İsmi fail ya. Kulumuz. Vekkele. Dört harf. Müvekkil, müvekkil Türkçe'de de var. Yani vekalet veren. Badele, mubadil. Dört harfli olduğu için mu ile başladım. Arefe, ariftir. Hani arife, tarife gerek yok diyorlar. Arif bilen. İntahabe, muntahib. Şu kadar da ismi mef'ul yapınız. İsmi mef'ul konumuz. Bakın nasıl yapacağız. Mes'ulun, üç harflerin.
Diğeri de mu ile başlıyor. Sondan ikinci harf fetha olacak. Semi'e mesmu'un. Bakın mef'ul vezni. Üç harf. Badele dört harftir. Mu ile başlıyoruz. Mubadelun. Bakın bunu fetha diye okudum. İsmi mef'ul konusunu işliyoruz. İntekabe muntekabun. Zaleme üç harf olunca zalim demiyoruz. Çünkü ismi mef'ul okun işliyoruz. Mezlumun. Mazlum Türkçe'de var. Amile ma'lumun. Ekele me'kulun. Üç harf, üç harf. Fehime üç harf. Mefhumun. Mefhum Türkçe'de var. Hatebe dört harf. Muhatab. Muhatap. Türkçe'de var. Muhatabım değilsin diyor mesela. Muhatap. Yani hitap edilen. Ahkara dört harftir. Muahhar. Fecaalehum ke asfin me'kul. Fi suresinde. Fecaalehum onları kıldı ki asfin ekin gibi me'kul biçilmiş yani yok yenmiş bir saman kırpıntısı şeklinde getirdi gibi yaptı. Me'kulun ismi mef'ul. Ekele fiilinden me'kul. Bazı kelimelerin manasını ahkara geciktirdi. Badele değiş tokuş etti. Asfun hububat sapsarı şu asfun burada K harfi carinden dolayı asfin olmuş. Yani hububat sapı demektir. Buğdayın kendisi sapıdır. İntihabe seçti anlamına geliyor. Hatebe de hitap etti. Yani bunu da bu şekilde yapıp hızlı bir şekilde dersi inşallah bitirelim. Sığıyor mu? Bu kitap gerçekten satın alınması gereken bir kitaptır. Her Arapça başlayan kardeşimiz bu kitabı almalı. Çok çok istifade edilen bir kitaptır. Mehmet Maksudoğlu hocamızdan Allah razı olsun. İlk olarak 2006 yılında tanıdım bu kitabı. 14 sene oldu. O zaman tabii bu kadar kaliteli baskı değildi. Saman kağıdındandı. Çok istifade ettim. Bu şekilde bu neşriyatı, bu video çekimini yaparak da gayem kitabın satın alınması. Zaten satın almadan bu dil öğrenilmez. Hocamızın da bu şekilde bu videonun çekiminden inşallah rızası olur diye düşünüyorum. Kitabın satın almasına herhangi bir engel teşkil etmiyor videolar. Bilakis teşvik ediyor. Tüm kardeşlerimize tavsiye ederim. Çok da ucuz. Şu an fiyatını gerçi bilmiyorum. Aldığımızda çok ucuzdu bu. Evet. Şimdi cümle yapacağız. Ra'i. Yani görüşü demektir. Ra'yuhu. Onun görüşü erkek olduğu için. Ra'yuhu. Gerçi önemli değil. Mesmu'un. Ra'yuhu musibun. İsabetlidir. Kelamuhu. Onun kelamı müzekkerdir. Kelamuke. Senin kelamın. Mesmu'un. Dinlenir. Dinlenendir. El muslimune. Müslümanlar. El muslimune. Hum. Müslümanlar öyle kimselerdir ki bir çoğul bir fiil mazlumdurlar. Evet, gerçekten şu anda öyledir. Ebu ha o kızın babası müzekker bir şey muvekkelun müvekkeldir. Yani kendisine vekalet verilmiş ismül mef'ul olduğu için. Saffuna bizim sınıfımız muzeyyenun bizzuhur. Çiçeklerle süslenmiştir. Müzeyyen, bakın, süslenen. Zeyyene fiilinde dörtlü bir harf, dört harfli olan fiildir. Müzeyyen, süslenen. Ve müezzinu hum. Onların müezzini nedir? Mesbuhun bil yed alimun. Alimdir. Burada da birkaç kelime var. Onları da inşallah söyleyip videoyu bitireceğim. Musib isabetli. Mesbuğun bilyet elle boyanmış. Muhami avukat. Seyyare taksi araba. Süslenmiş müzeyyen. Muvekkel. Vekil yapılmış. Zehrun zuhurun çiçek çiçekler. Safun sınıf demektir. Bu şekilde bu videoyu da tamamladık. İnşallah devamında 52. dersimiz ism-i alet konusunu inceleyeceğiz. İsmi alet konusu kolay bir konu. 3 sayfa. Sonra küçültme. Tasgir, ismi tasgir var. O da kolay bir konu. 4-5 sayfa. Ondan sonra en acip bir konuya geleceğiz. Sayılar. Hep böyle sıkıntı
olan, özellikle okuması sıkıntılı olan sayı meselesine gelir. İnşallah bu önemli konuyu da Allah tevfik refik verirse işleyeceğiz.